Sevgili dostlar, kanalın müdahaleleri, oyunun takipçileri. RVR nedir? RVR Realm vs. Realm, yani krallıktan krallığa, krallıklar arası çatışma anlamına gelir. Oyunun tarihi itibariyle çok çeşitli RVR metodları, tipleri vardır. Bu tiplere ilişkin bazı bilgiler vereceğim. Buyurun içeri. Çoklu oyunculu pek çok online oyunda KVK olarak isimlendiriliyor. Kingdom vs. Kingdom, ama March of Empires oyununda Realm vs. Realm, yani krallıklar arası çatışma anlamına geliyor bu. Bizim oyunumuzda 2 haftada bir, eğer bir aksilik olmazsa, gerçekleşiyor. Bu RVR esnasında bazı RVR'ler bir günlük oluyor, bazı RVR'ler hazırlık dönemleriyle birlikte 2,5 gün oluyor. Hatta 3 gün oluyor, özür diliyorum, 2,5 değil. Bazı RVR'ler 1 gün, bazı RVR'ler 2 gün, bazı RVR'ler 3 gün oluyor. Şimdi güncel konudan bahsetmeyeceğim ama oyunun tarihi ve geniş takvimi itibariyle bahsedeceğim. RVR'ler farklı farklı oluyor arkadaşlar. Toplama RVR'si oluyor. Ama nerede toplarsanız, rakip krallıkta toplarsanız toplama RVR'si var. Kamp kesme RVR'si var. Ya da birim öldürme, unit kill diye tabir ettiğimiz RVR var. Ardından şehir alma RVR'si var. Ardından taht kuşatması var. Eğer aklıma gelmiyor da başka bir RVR şekli var idiyse onda da affınıza sığınıyorum. Bu saymış olduğum RVR çeşitlerinin tamamında aksiyonu diğer krallıklarda yapmanız gerekiyor. Diğer krallıklara nasıl gidiyorsunuz? RVR başladığı zaman eğer bir tahkimat ön aşaması yok ise, güçlendirme ön aşaması yok ise, etkinlikler kısmında şuraya tıkladığınız zaman burada RVR etkinliğini gördüğünüzde, mesela şuraya tıkladığınızda burada krallıkların listesini gösteriyor size. Ve yanına da krallığa git diye bir buton çıkıyor. O butona bastığınız zaman oyun yeniden yükleniyor. Ve bu yeniden yüklendikten sonra yepyeni bir krallıkta gözlerinizi açıyorsunuz. Bütün harita kıpkırmızı oluyor. Bu RVR'lerin en güzel yanı, farklı krallıklardaki arkadaşlarınızla buluşup eğlenip birbirinizin bonusunu test etme ya da birbirlerinizin düşmanına beraberce hinlik yapabilmek olabiliyor. Keyifli de oluyor. Çok farklı açıdan çok eğlendiğimizi hatırlıyorum pek çok RVR'de. Şimdi oyunun dönem dönem, geniş dönemler açısından bakmak gerekirse bu dönemde mesela toplama RVR'si yok. Ama bir sonraki geniş dönemde mesela taht kuşatma RVR'si kalkacak, toplama RVR'si gelecek gibi. Bu arada söylemeyi unuttum ama Gameloft arada küçük bir şey denedi. Krallıklar arası gidip gelmenin olmadığı RVR'ler denedi yakın dönemde. O sanıyorum bir geçiş süreciydi ya da test ettiler ama tutmadığı için artık yapmıyorlar. Macera RVR'si falan yaptılar ve yine toplama RVR'si yaptılar krallıklar arası. Çok komikti. Allah bir daha denk getirmez inşallah öyle bir RVR'ye. Şimdi bu RVR'leri şöyle bahsetmek gerekirse, RVR'de temel amaç, Gameloft tarafından temel amaç, insanların birbiriyle savaşması. Savaşarak birbirlerinin bonuslarını test etmesi, birbirleriyle ufak ufak böyle egodan kaynaklı hasetlik beslemeleri ve krallıklar arası kini yükseltmek, her krallığın birbiriyle dayanışma içinde başka krallıklara karşı kafa tutmasını sağlamak ve beraberinde ne oluyor? Askerler eziliyor, yeni askerler eğitiliyor hemen RVR sonrasındaki asker basma etkinliklerinde. Bu ne demek? Kaynak demek, altın demek. Kaynak nereden? Paketten ya da haritadan. Haritada yağma yaparken biri gelip size vurabilir. Altın nereden gelir? Barbardan gelir, direnişten gelir ve veya yine paketten gelir.
Başka bir krallıkla RVR yaparken, birileriyle boy ölçüşürken baktınız ki sizin boyunuz kısa, ne yapacaksınız? Gidip paket alacaksınız, item alacaksınız vesaire gibi. Yani aslında birbirimizle tokuşmamızı sağlarken Gameloft bir yandan da işte paket satılması için de kanalı açmış oluyor. Zaten oyun ücretsiz oyun oynarken biliyorsunuz. Bu oyun esnasında parayı nereye harcayacaksınız? Paket harcayacaksınız, kaynağı harcayacaksınız vesaire. Gameloft nereden parayı kazanacak? Buradan kazanacak. Neden bunu söylüyorum? Eğer RVR'ler olmasa, çünkü krallıklar ölüyor. Ölü krallıklarda da hiç kimse hiçbir şey yapası gelmiyor. Düşünsene, düşmanın yok, rakibin yok. Ne yapacaksın? Al mesela şu anda şurada bir 7. seviye direniş var. Bunu kim alacak mesela? Düşmanın yok, çalacak adam yok. Sen alacaksın, altınla da höpürdeterek yiyeceksin. Tıklayalım şuraya. Hop, bakınız 1.750. Bunun bu süresi dolana kadar da burada bir sürü altın birikecek. Neyse, biz konumuza dönelim. Toplama etkinliği, toplama RVR'sinde yapmanız gereken şey farklı bir krallığa gitmek. Kendi krallığınızda, bakın şu söylediğim hiçbir şey kendi krallığınızda yaptığınızda geçerli puanları vermiyor. Toplama RVR'sinde gidiyorsunuz, başka krallıkta toplama yapıyorsunuz. Ne oluyor? Adam gelip sizi kaynakta kesiyor ki siz skor kasmayın. Ne oldu? Kalkan indirdi. Düşmanlık, siz de gidip ona vuruyorsunuz gibi. İkincisi unit kill, yani birim öldürme. Bizim ağzımıza yerleşen tabirle kamp kesme RVR'si. Farklı krallıklara gidip kamp kesiyorsunuz. Kestiğiniz kamplardan hem kaynak hem altın kasıyorsunuz. Ama bazı gruplarda geliyor, sizin krallığınızda kesiyor. Eğer organize bir ekiplerse kendi krallıklarındaki kampları temizleyip gelip sizin krallığınızdaki kampları da kesiyorlar. Böylece sizin puan almanızı engellerken kendileri hem puan, hem altın, hem item, hem kaynak kasmış oluyorlar. Bu ikinci RVR şekli. Tabii burada sadece olay kampta değil. Nerede? Kalkan indiren, kalkan unutan kalelerin sıfırlanmasında da söz konusu bu puanlar. Birincisinde kaynak toplamadaydı puan. Topladığınız kaynak başına puan veriyor, kestiğiniz asker başına değil. İkincisinde kestiğiniz asker veya PVA başına puan veriyor. Üçüncü ise arkadaşlar şehir alma RVR'si. Şehir alma RVR'si 2, aslında 3 günlük, birinci günü hazırlık tahkimat aşaması olan 3 günlük bir RVR. 2 gün, son 2 günde diğer krallıklara gidip gelebiliyorsunuz. Haritayı biliyorsunuz, şu şekilde bir harita var. Oyun kilitlendi. Oyun tekrar açılana kadar size şifayın anlatacağım o zaman. Haritaya tıklamakla büyük bir hata ettik. Özür diliyorum sizlerden. Şöyle tıklayalım. Oyunumuz tabii yanlış ekranda açılıyor. Şuraya getirelim. Aksilik olmasın. İki monitör çalışıyoruz. Takdir edeceğiniz üzere bir monitörde yayın ve diğer araçlarımız var. Diğer monitörde de oyunumuz var. Şimdi RVR derken, şehir alma RVR'sinde birinci gün toplamalar yapıyoruz. Topladığımız kaynaklarla kendi başkentlerimizi güçlendiriyoruz. Niye? Birinci, ikinci, üçüncü seviye güçlendirilen başkentlerin farklı marifetleri oluyor. Düşmana karşı farklı dirençleri oluyor. Ama altıncı seviye şehirlere gelene kadar bütün başkentlerin yapabileceği şey maksimum 500K T1 katapulta bakıyor arkadaşlar. 500K T1 katapultla alamayacağınız şehir yok. Neyse, şehir alma RVR'sinde 5. seviye şehirlere kadar geliyorsunuz. 6. 5'leri alabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. 6 ve 7. seviye şehirleri almak ya da düşmana karşı savunmak için güçlü şampiyonlara ihtiyacınız oluyor. 5. seviye, 1. seviyeden 5. seviyeye kadar olan tüm şehirlerde neredeyse ortalama, şöyle söyleyelim, haritanın bir ucundan başlayalım şöyle, bakın şuralarda 1, 2, 3, 4, 5 ve burada 6'lara geliyoruz, sonra 7'ler başlıyor biliyorsunuz içeri doğru haritada. Dıştan içeri doğru alabiliyorsunuz şehirleri. 6. 7. seviye şehirlerde daha güçlü şampiyonlar olması gerekiyor çünkü orada çatışmalar biraz daha ciddiyet kazanıyor. 1. seviyeden 5. seviyeye kadar olan şehirleri yan kalelerle, alt kalelerle, basit üretim kalelerinin rally marifetleriyle halledebiliyorken 6. ve 7. seviye şehirler için ciddi şampiyonlara ihtiyacınız olacak. Bu şehirlerle iş bittikten sonra yapılabilecek mevzu nedir arkadaşlar? Yapılabilecek mevzu düşmanın bastiyon, yani ittifak surlarını ele geçirmek ya da kendi bastiyonunuzu ya da ittifak surunuzu savunmak.
Dolayısıyla bu ittifak surları ve büyük seviyeli şehirler, sizin başkentleriniz önem kazanıyor şehir alma RVR'sinde. Bir diğer RVR şekli ise arkadaşlar, taht kuşatması. Taht kuşatması için biliyorsunuz, şu büyük haritadan gösterelim yine. Tahtın etrafında 1, 2, 3, 4, 5 tane yer var, makam var. Bu makamların iki tanesi sahipsiz kalıyor. Genelde şu ve şu alttaki sahipsiz kalıyor. Diğer 3 makamı ya da 4 makamı RVR'de denk geldiğiniz krallıklara oyun kendisi atıyor. Bu makamların içinde çadırlar oluyor. Saldırı, savunma çadırları oluyor. Ayrıca saldırıların yönetildiği kuleler ve saldırıların karşılanması için kapılar oluyor. Ve yine taht bölgesinde saldırı, savunma, sağlık ve kapasite çadırları oluyor. Bu çadırların güçlendirilmesi gerekiyor. Bu güçlendirmeler için de savaş neyi? Savaş malzemeleri haritada çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5 seviye kadar çıkıyor farklı farklı yerlerde. Herkes her yerden toplayıp bunları tahkim ediyor. Bu çadırları, bu kuleleri, bu kapıları tahkim ediyor. Taht kuşatması RVR'sinde önemli olan şey akına katılan kişi sayısı ve çadırların kaçıncı seviyeye ve kulelerin kaçıncı seviyeye yükseltildiği ile alakalı. Çünkü taht kuşatma RVR'sinde şampiyon konuşmuyor arkadaşlar. Şampiyon konuşuyor. Olsaydı herkes en güçlü şampiyonunu getirirdi, tahtı da alırdı vesaire. Taht kuşatma RVR'sinde şampiyon konuşmuyor, tekrar söyleyeyim. Savaş tahkimat malzemeleriyle çadırlarınızı, kulelerinizi veya kapılarınızı veya tahtınızı güçlendiriyorsunuz. Ona göre saldırıyorsunuz ya da savunuyorsunuz. Akım boyutu önemli oluyor. Bonuslar her iki taraf içinde sabit. Çadırlar yükseldikçe bonuslar gıdım gıdım artıyor. RVR'ler kabaca böyleydi. Anlatmadığım bir RVR varsa lütfen bu videoya yorum olarak yazın. Bir sonraki RVR'de umarım denk geliriz ve karşılıklı bol bol eğleniriz diyorum. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.